ve sonunda 1 Nisan terörü geldi yine. Belli bir günün şaka günü olması olayı beni çok da etkilemiyor, rahatsız ediyor diyemem ama gereksiz bir günmüş gibi değil mi sizce de ya? Bazılarına bakıyorum birbirlerine tatlı tatlı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar da şaka günü. Bunu yapıyorlar, yapıyorlar sonra 1 Nisan falan diyorlar. Bu beni çok etkilemiyor. Yapanlar vardır, bundan keyif alanlar da vardır. Burada onları zaten eleştirmiyorum. Ben günün kendisine bir lafım var. Bazıları bundan çok da keyif alıyor. Bir de bu komedyenlerin de kutsal günü gibi bir şey sayılıyor aslında. 1 Nisan'da sahnesi olmayan komedyen kendine komedyenim demesin. O derece bir günden bahsediyorum. Her komedyen illa bir yerde sahne alır mesela. Ben de akşam Otto'da sahne alacağım. Gelen seyircinin bir beklentisi falan da olur mu bilmiyorum. Daha üst bir beklentiyle mi gelirler? Bu özel bir ayrı hazırlık oluyor. Açık mikrofona çıkacağız işte. 20 dakika falan sahnede duracağız. Öncesinde böyle çekim yaptılar bizi Voxel Stüdyo'da. Yeşil perdenin önüne geçtim geçen. Bana şu metni verdiler. Sahneye gir, perdeye bak, biz o perdeye çok kötü komik olmayan bir video koyacağız. Ona bakıp de ki bunlara mı gülüyorsunuz gerçekten? Gerçek mizah için bir Nisan'da sizi şurada bekleriz diye. Yaptım. Biraz saçma buldum. Biraz tuhaf buldum ama yaptım. Sonrasında şöyle bir korku oluşmaya başladı ama. Şimdi yeşil perdenin önüne koydular ya beni. Oraya arkaya herhangi bir şeyi koyabilirler. Mesela bir Cem Yılmaz videosunun önüne de çıkmış olabilirim. Cem Yılmaz'ın karşısına çıkıp diyorum ki buna mı gülüyorsunuz gerçekten? Bir Nisan'da gelin ben sizi güldüreyim. Hafif <laughs> hafiften bunun korkusunu yaşıyorum. Bunun dışında bazı şirketler 1 Nisan videoları yapar. 1 Nisan'a özel bir şeyler yapabilirler. Hiç onlara kanan oldu mu? Biz bir kere 16-17 yaşlarında olmamız lazım. O zamanlar hakikat bir şeyde fena kerizlendik. Ama mal gibi kerizlendik yani. Kafamız da güzel. Google duyuru yaptı işte. Artık kokuları da aratabilirsiniz diye. Giriyorsun. Şunun kokusu yazıyorsun. Çıkıyor işte. Artık şurayı koklayabilirsiniz diye. Bütün bilgisayarı kokladık ya arkadaşlar. Her yerini kokluyoruz lan. Koku nereden geliyor acaba diye ama kafamızda ne güzel. Böyle kandırılmıştık bir kere çok rahatsız ediciydi. O an anladık işte bizden bir şey olmayacağını. Belki de gerçekten böyle şeylere ihtiyaçları var toplumların. Birbirlerine şaka yapsınlar, gülebilsinler. Belki de daha düzgün bir şekilde, daha düzgün bir pazarlamayla güzel bir şeyler çıkartılabilir. Şaka günü değil de miza haftası. Ya da şey olabilir bak şaka dediğin şey şimdi yapabilenin iyi yaptığı bir olay. Instagram'da şöyle bir kültür vardır ya bu sadece bir şaka sonra tırnak içinde o şaka dedikleri videolar vardır böyle korkunç şakalar. Umarım asla bize yapılmaz dediğimiz. Ondan hallice şeyler yapılıyor. insanlara zarar da verilebilir. Onun yerine mesela komik anı haftası, komik anı günü. O gün insanlar başlarından geçen komik, rezil, eğlenceli hikayeleri birbirlerine anlatabilir. Bu bence daha etkili bir olay olurdu. Neyse ki çevremde öyle şakacı insan yok. Bu konularda kafam rahat. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Bir de varsa böyle saçma sapan bir şakaya kandığınız bir olay. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Gösteriden döndüğümde keyifle okuyacağım hepsini. Öpüyorum hepinizi.